Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim 100 adet denemeden oluşacak olan e, güncel bilgiler serimiz vardı e, 50'ye kadar geldik arkadaşlar hatta 50'yi geçmiştik 54'e kadar gelmiştik en son e, şimdi ne yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte bu 50 denemeyi tek bir videoda ne yapacağız İşlemiş olacağız e, ilk defa izleyecekler, izleyecekler arkadaşlar buradan takip edebilir daha önceki videolarımızı izleyenler ise genel tekrar açısından arkadaşlar izleyebilirsiniz diyelim. Biraz hızlı olacak arkadaşlar seri olacak fazla durmayacağız üzerinde okuyacağız cevaplarını vereceğiz okuyacağız cevaplarını vereceğiz. O şekilde hem zamanla tasarruf edeceksiniz hem de arkadaşlar 50 videoyu tek bir videoda görmüş olacaksınız diyelim ve hemen ne yapalım arkadaşlar hemen ilk denememize başlayalım. Mayıs 2021 tarihinde Amerika'daki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara satılan pencerenin yanında oturan kadın tablosu hangi ressama aittir diye sorduk. Arkadaşlar bu ressam kimdir? Picasso'dur. Cevabımız Picasso oldu. 2022 yılının Şubat ayında Kodbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu arkadaşlar kimdir? Bakıldığı zaman İbrahim Çolak'tır. Cevabımız İbrahim Çolak oldu. UEFA 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçı aşağıdaki kentlerin hangisinde düzenlenmiştir diye sorduk. Arkadaşlar Paris'te düzenlendi UEFA Şampiyonlar Ligi finali. Avrupa Jimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada 2021 yılının en iyi erkek oyuncu, en iyi erkek jimnastikçisi seçilen milli sporcu hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Ferhat Arıcan seçilmiştir. 2021 yılının en iyi erkek jimnastikçisi önemli çıkabilir. Bir diğer sorumuza geldik. 2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenecektir diye sorduk arkadaşlar. Türkiye'de düzenlenecektir Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası 2023 tarihinde. 2022 yılının Şubat ayında Nobel Türk Bilim İnsanı'nın adını taşıyan Profesör Doktor Aziz Sancar Eğitim Kampüsü aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır? Arkadaşlar Ankara'da açılmıştır bu kampüs. 2022 yılının Şubat ayında Kerim Abdulcappar'a ait normal sezon ve playofflar toplamında en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorunu kıran basketbolcu arkadaşlar kim olmuştur? Bakıldığı zaman Lebron James olmuştur. 2022 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan ülke arkadaşlar Senegal olmuştur. Finalde e, Mısır'la yapmıştı hatırlayacağınız üzere. 4000 yıl önce soyları tükenen, küresel ısınmayı engellemek için tekrar dünyaya getirilmesi için çalışmalara başlanan canlı türü arkadaşlar kimdir? Mamut'tur. Cevap mamut oldu. 2022 Avrupa, e, Avusturya. Arkadaşlar 2022 Avusturya açık erkekler finali müsabakasını kazanan tenisçi kim olmuştur? Rafael Nadal olmuştur. 2022 yılının başında duyurusu yapılan Formula 2'ye katılacak ilk Türk pilot hangisidir arkadaşlar? kim katılacaktır? Cem Bölükbaşı katılacaktır. Formula 2'ye ilk kez. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 turizm verilerine göre 2021 yılında en çok ziyaret edilen müze hangisi olmuştur arkadaşlar? Mevlana Müzesi olmuştur. 2022 yılının Şubat ayında Rusya aşağıdaki devletlerden hangisine karşı işgal girişimine başlamıştır? Kime karşı? Ukrayna'ya karşı. 2022 yılının başında düzenlenen törenle FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü alan futbolcu hangisi olmuştur arkadaşlar? Bayern Münih'de oynayan Robert Lewandowski olmuştur. Yılın e, en iyi futbolcusu. Türkiye 2021 yılında en fazla ihracatı hangi ülke ile yapmıştır diye sorduk arkadaşlar. Kimle yapmıştır? E, en fazla arkadaşlar Almanya ile yapmıştır ihracatı. 2022 yılında gerçekleşen kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan ülke hangisi olmuştur? Norveç arkadaşlar en çok kazanan ülke madalyayı. 2022 yılında Almanya'da meydana gelen ve birçok insanın hayatını kaybetmesine kaybetmesine yol açan kasırgaya verilen isim hangisidir arkadaşlar? Bu kasırgaya Zeynep adı verilmiş. 2022 Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehir hangisidir arkadaşlar? Novi seçilmiştir. 2022 Avrupa Kültür Başkenti. Bir diğer denememize geldik. Gladyatörler şehri olarak bilinen Kibra Antik Kenti aşağıdakilerden hangisindedir diye sorduk. Arkadaşlar Gladyatörler şehri olarak bilinen Kibra Antik Kenti Burdur'da yer almaktadır. Bir diğer sorumuza geldik. 16 Şubat 2021 Yılında hayatını kaybeden, savaşçı, içimizdeki çocuk gibi eserleriyle tanınan ünlü yazar ve psikolog aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Doğan Cüceloğlu'dur. 2022 yılında G20 zirvesi toplantısı hangi ülkede yapılacaktır diye sorduk arkadaşlar. Endonezya'da yapılacaktır bu toplantı G20. Oxford Dünya Dilleri Sözlüğüne en son eklenen Türkçe kelime hangisi arkadaşlar? Simit olmuştur. 2021 Dünya Kitap Başkenti seçilen şehir ise Tiflis arkadaşlar. 2021 Dünya Kitap Başkenti. 1893 yılında yapılan Çığlık tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir diye sorduk. Çığlık tablosu arkadaşlar Edward Mancha aittir. Unutmuyoruz bunu. Önemli. Kudüs aşısını bulan kimyager ve mikrobiyolog Fransız bilim insanı arkadaşlar Louis Pasteur'dur. 2022 Türk Dünyası Başkenti seçilen il hangisidir? Bursa arkadaşlar. Bursa seçim, e, Bursa seçilmiştir. Epik Tiyatro'nun bizdeki öncüsü olan Keşan Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Fazilet Eczanesi adlı oyunlarıyla tanınan ünlü Türk edebiyatçısı hangisidir arkadaşlar? Haldun Taner'dir. Unutmayınız önemli. Türkiye'nin en büyük milli parkı arkadaşlar hangisidir? Ağrı Dağı Milli Parkı'dır. Dünya somut olmayan kültürel miras listesine en son aşağıdakilerden hangisi dahil edilmiştir diye sorduk. Hüsni Hat arkadaşlar en son dahil edilen. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı tütün iskelesinden Amasya'ya yolculuk ettiği güzergaha verilen at hangisidir arkadaşlar? Kurtuluş yolu adı verilmiştir bu yola. 2021 yılında düzenlenen 93. Oscar ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülü kime veriliyor arkadaşlar? Unutmayınız Anthony Hopkins'e verilmiştir. 2021 yılında düzenlenen 93. Oscar ödül töreninde en iyi film ödülü ise arkadaşlar Novaland'a verilmiştir. Yine 2021 yılında arkadaşlar en iyi yönetmen ödülü kime veriliyor? Bu da önemli. Arkadaşlar e, Cholie Zhao diye bir e, yönetmene veriliyor. Zhao. Peki en iyi kadın oyuncu ödülü 2021 yılında 93. Oscar Ödül Töreninde arkadaşlar bu da Frances McDormand'a verilmiştir. 93. Oscar Ödülleri bu şekilde. 2021 yılında düzenlenen düzenlenen Nobel Ödül Ödülleri Töreninde Nobel Edebiyat Ödülü kime veriliyor arkadaşlar? Abdulrazak Gurnah'a verilmiştir. Cevabımız A şıkkı. 2021 yılında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Busena Sürmeneli aşağıdaki spor dallarının hangisinde altın madalya kazanıyor? Arkadaşlar boks dalında kazanmıştır bu altın madalyayı. Bir diğer denememize geldik. 7'deyiz. Mete Gazoz arkadaşlar peki hangisinde madalya kazanıyordu? Hangi dalda kazanıyor? Okçuluk alanında kazanıyor. EKPS 2022'de çıkmıştı bu soru. Mart 2022 tarihinde vefat eden Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi yapımlarda, yapımlarda rol alan ünlü usta oyuncu hangisidir arkadaşlar? Hüseyin Elmanlı Pınar'dır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir arkadaşlar? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Batı dünyasında Averroes olarak anılan ünlü İslam düşünürü kimdir değerli dostlar? Bakıldığı zaman İbn-i NATO Genel Sekreteri kimdir peki arkadaşlar? NATO Genel Sekreteri ise Jens Stoltenberg'tir. Kaunos Antik Kenti nerede yer alıyor? Arkadaşlar önemli Muğla'da yer almaktadır Kaunos. Halk şairi Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı gibi eserlerle tanınan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Bakıldığı zaman e, bunu yazdım da. Neye çıktı arkadaşlar? AYT, AYT edebiyata çıktı bu soru. Arkadaşlar güncel için yazmıştık. AYT'ye nasip oldu. Ahmet Kulsi Tecer arkadaşlar. Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtmıştır. Koç Cihit Köroğlu Köşebaşı gibi eserlerde eserleriyle de tanınmıştır. Ahmet Kulsi Tecer. Dünyaca ünlü inci küpeli kız tablosu hangi ressama aittir arkadaşlar? Johannes Vermeer e aittir bu tablo cüce gezegen olarak da bilinen Plüton'u 1930 yılında hangi bilim insanı keşfetmiştir diye sorduk. Clyde Tombaugh arkadaşlar keşfediyor Plüton'u. Expo 2023 hangi ilde düzenlenecektir arkadaşlar? Kahramanmaraş'ta. Hangisi UNESCO Dünya Miras Dünya Kültür Miras listesinde bulunan yerlerden değildir demiş. Divri var. Safranbolu evleri, Kapadokya, Hattuşaş var ama Sümele Manastırı yoktur. UNESCO 2022 yılında aşağıdaki ünlü Türk büyüklerinden hangisinin uluslararası alanda faaliyetlerde kutlanmasını kabul etmiştir? Arkadaşlar Süleyman Çelebi. 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenecektir, yapılacaktır diye sorduk Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisinin adı nedir? Oruç Reis arkadaşlar unutmuyoruz. Oruç Reis. <laughs> 2022 Eurovision şarkı yarışması hangi ülkede düzenlenmiştir arkadaşlar? İtalya'da düzenlenmiştir. Yaklaşık yüksekliği 26 kilometre olan güneş sisteminin en yüksek dağı olan Olympios Mons dağı aşağıdaki gezegenlerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Mars'ta bulunuyor arkadaşlar bu dağ 26 kilometre uzunluğu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet sanatçısı unvanına layık görülen kişi hangisidir diye sorduk. Kimdir? Ahmet Annan Saygun arkadaşlar. Modern Türk savunma sanayisinin öncüsü olan Kafkas, Kafkas İslam Ordusu Komutanı hangisidir diye sorduk. Kimdir? Nuri Killigil Paşa arkadaşlar unutmuyorsunuz önemli. 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Mona Rosa ve Diriliş Nesli'nin Ahmet Tüsuat tanınan ünlü Türk edebiyatçısı kimdir? Arkadaşlar Sezai Karakoç. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi neresidir? Arkadaşlar Frankfurt, Almanya'da yer alıyor. Dünyanın en büyük heykeli olan birlik heykeli aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Arkadaşlar Hindistan'da yer alıyor birlik heykeli. Dünyanın en büyük heykeliymiş. Dünyanın en büyük adası peki neresidir arkadaşlar? Grönland adasıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez ortaya koyan düşünür kimdir diye sorduk Montesquieu arkadaşlar. Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan yer hangisidir arkadaşlar? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıdır. Unutmuyoruz önemli. Mustafa Kemal Paşa'yı 19, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da karşılayan tek kişi hangisidir arkadaşlar? Sakine Baturay'dır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bir saatte en fazla fidanı dikme, dikme dünya rekoruna sahiptir. Neresi arkadaşlar? Çorum. Çorum olmuştur. Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk hangisidir arkadaşlar? Aziz Sancar. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı hangi şehirde yer alıyor arkadaşlar? Ankaralılar bilir. Ankara'da yer alıyor. Kalkınma ortağı ülkelerde yoksulluğun giderilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 92'de kurulan Türkiye'nin Uluslararası Yardım Ajansı, Neres'tir? TİKA arkadaşlar. Üzerinde en fazla göl bulunan ülke Neres'tir? diye sorduk arkadaşlar. Neres'tir? Kanada. Paris'te Lor Müzesi'nde sergilenen 16. yüzyıl yağlı boya e, tekniğiyle yapılan Mona Lisa tablosu Hangi ressama aittir diye sorduk? Kime ait? Leonardo Da Vinci'ye aittir. Türkçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisinde yer almaktadır diye sorduk? Ural-Altay'da yer alıyor. Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası'nı e, e, bir daha okuyalım. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yerini alan günümüze ulaşmış dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen yer neresidir arkadaşlar? Göbekli Tepe'dir. Urfa'da yer alıyor. Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade eden terim hangisidir arkadaşlar? Deflasyondur. Türkiye'nin de yer aldığı G20 platformu hangi yıl oluşturulmuştur diye sorduk arkadaşlar? 1999'da oluşturulmuştur. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ayda ilk defa pamuk tohumu filizlendirmiştir? Hangisi? Başımızın belası Çin arkadaşlar. Türkiye'nin ilk ve tek şehir hologram merkezi Aşağıdakilerden hangisinde açılmıştır diye sormuş. Sormuşuz arkadaşlar. Neresi Kastamonu? Kastamonu'nda açılmış. Uluslararası çalışma standartlarını belirleyen Birleşmiş Milletler Uzman Kuruluşu hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Nedir? C şıkkında yer alan kısa adı ILO arkadaşlar. Nedir? Birleşmiş Milletler Uzman Kuruluşu. Uluslararası çalışma standartlarını belirliyor bu kurum. Geldik 3. soruya. 2021 yılında ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisi bitcoin'i, para birimi ilan etmiştir? Hangi ülke arkadaşlar? El Salvador. El Salvador unutmuyoruz, önemli. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki okulların hangisinde okuduğu sırada 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı olan Dömeke Meydan Savaşı'na katılmak istemiştir. Manastır Askeri İdadesi'nde okurken arkadaşlar. 2022 yılını balıkçılık ve suyu... E, su ürünleri yılı olarak belirleyen kuruluş neresidir arkadaşlar? Birleşmiş Milletler Genel Kuruludur. İstiklal Marşı ilk kez aşağıdaki anayasal anayasalardan hangisinde yer almıştır? Arkadaşlar 82 Anayasası'nda yer almıştır. Önemli. Tarihte de çıkabilir. Expo 2022 Medeniyetler Bahçesi temasıyla hangi şehirde gerçekleştirilecektir arkadaşlar? Unutmayınız Hatay'da. 2023 Maraş'ta. Ocak 2022 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konya Spor'un futbolcusu kimdir arkadaşlar? Ahmet Çalık. 2022 yılında Haziran ayından itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacak ülke hangisidir diye sorduk. Çek diye arkadaşlar. Çek'e yapacak. Arslantepe Hüyü hangi ilde yer almaktadır? Malatya'da arkadaşlar Malatya'da yer alıyor. Arslantepe Hüyü. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası hangi... E yerlerden hangisine açılmıştır diye sorduk. Aydın'ın arkadaşlar en büyük kağıt fabrikası. Ama gelin görün ki kağıdı çok pahalıya arkadaşlar üretiyoruz ee, ve kitaplar çok pahalı. İnşallah en kısa sürede düş, e, bunlar düşer. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde vefa ödülü hangisine verilmiştir diye sorduk. Kemal Tahir'e verilmiş arkadaşlar bu ödül. Geldik 15. denemeye. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bitcoin şehri kuracağını duyurmuştur? El Salvador arkadaşlar. Karadeniz'de Tuna 1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulan gemi hangisidir? Fatih arkadaşlar. Fatih gemisi bulmuş. Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Neresidir? Ordu Giresun. Ordu Giresun. E, bu soruyu iptal edelim arkadaşlar. Neden? Çünkü e, bunlar yazdığımızda ee, o ara üst üste milli parklar değişti arkadaşlar. Bunu bu 50 denememizin içinde vereceğiz. Bu soru iptal şu an için. Paulo Coelho, Okçunun Yolu kitabının aşağıdaki sporcuların hangisini adamıştır? Ee, bu da önemli arkadaşlar. Mete Gazoz'a adıyor bunu. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Womex 2021 sanatçı ödülünü hangisine vermiştir? Aynur Doğan'a vermiştir bunu arkadaşlar. Kasım 2021 tarihinde 1800 yıllık demir maske bulunan Hadrianopolis Antik Kenti hangisinde yer alıyor arkadaşlar? Ee, unutmayın Karabük'te yer alıyor Hadrianopolis. New York'taki müzayede de 2021 yılında 34.9 milyon dolara satılan Diego ve Ben tablosu hangi ressama aittir? Frida Kahlo'ya aittir bu tablo. Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran sporcumuz kimdir arkadaşlar unutmayın Emre Sakçı. Yaklaşık 100 yıl önce kalem alınan ve gün yüzüne çıkan Led Dervişe Nomade adlı şiir hangi edebiyatçıya ait arkadaşlar bu şiir Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan John Rambo Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendiren, Aralık 2021 tarihinde vefat eden usta oyuncu kimdir? Sezai Aydın arkadaşlar. Aralık 25 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobu James Webb aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir diye sorduk? Amerika'ya ait arkadaşlar. James Webb önemlidir. NASA'nın aracı Lucy ile Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü Hangi gezegene gidecektir arkadaşlar? Jüpiter'e gidecektir Jüpiter. Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Dünya Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcumuz kimdir arkadaşlar? Unutmayınız Semih Saygınar. Önceleri Türk konseyi olan örgütün yeni adı hangisi olmuştur arkadaşlar Türk Devletleri Teşkilatı? 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 2021 yılının en iyi film ödülünü kazanan film hangisidir? Okul Tıraşı olmuştur. Düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus aşağıdakilerden hangisinde ölüm yıl dönümü olarak törenle anılmaktadır? Unutmayın Mevlana'nın. Mevlana önemli. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali hangi şehre açılmıştır diye sorduk. Bingöl'e açıldı arkadaşlar. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük nereye açılmış Bingöl'e açılmış. 2022 Teknofest aşağıdaki illerden hangisinde düzenlenecektir diye sorduk? Samsun'da düzenlenecek arkadaşlar. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti hangisi seçilmiştir? Arkadaşlar, Guadalajara, e, bir daha okuyalım. Guadalajara arkadaşlar Meksika'da bulunuyor. Türkiye'de ilk defa lityum e, lityum Pilli elektrikli otobüsler aşağıdaki illerin hangisinde kullanılmaya başlanacaktır diye sorduk. Samsun'da başlanacak arkadaşlar. Bayrak şair olarak anılan şairimiz kimdir? Arkadaşlar unutmayın Arif Nihat Asya. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın altı madalya kazanan sporcumuz kimdir arkadaşlar? İbrahim Çolak. Bunu iki kere sormuşuz. Meksika ve Avustralya tenis turnuvasında şampiyon olan tenisçi kimdir arkadaşlar? Rafael Nadal. Rafael Nadal önemli. Türkiye'nin ilk yerli savaş gemisinin ismi hangisidir arkadaşlar? Unutmayınız TCG Berk'tir. İlk yerli savaş gemisi. Belki çıkabilir bu sene. 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen ilimiz hangisidir arkadaşlar? Konya seçilmiştir. Dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak Güneş Rekorlar kitabına giren stadyum hangisidir arkadaşlar? Nev Stadyumu Galatasaray'ın. Son yapılan çalışmalar sonucu dünyanın ilk beyin ameliyatı 10.500 yıl önce hangi ilde gerçekleştirilmiş arkadaşlar? Aksaray'da. Aşağıdaki yerlerden hangisi? Her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebi Bağ Flamingo alanı kesin korunacak hassas alan ilan edilmiştir. Neresi arkadaşlar? Burası Van Erçiş. 2021-2022 Nisan ayında Roketsan tarafından tanıtımı yapılan yerli motorun kullanılacağı seyir füzesinin adı ne olmuştur arkadaşlar? Çakır olmuştur. Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen e, şampiyonada Aleyna Ertürk hangi spor dalından e, altın madalya kazanmıştır arkadaşlar? Eskrim dalında. Uzayda 879 gün geçirerek dünya rekoru kıran astronot hangisidir arkadaşlar? Genadi Padaika. Bu isim buymuş. İlk başarılı çocuk felci açısını geliştiren tıp araştırmacısı hangisidir arkadaşlar? Jonas Salk. Gurbet şair olarak tanınan edebiyatçımız kimdir arkadaşlar? Kemalettin Kamu. İlk insansız hava aracı olan drone ilk olarak hangi savaşta kullanılmıştır arkadaşlar? Unutmayınız 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır. Güneş sistemi teorisini ortaya atan bilim insanı kimdir arkadaşlar? Bu da önemli. Kim atmıştır bunu? Kopernik. Çiçek ayısını bulan bilim insanı hangisidir arkadaşlar? Edward Jenner. Unutmayın arkadaşlar çıkabilir. Gözlemsel astronominin babası, modern fiziğin babası gibi isimlerle anılan isim kim arkadaşlar? Galileo Galilei'dir. <laughs> Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan Boğaz hangisidir arkadaşlar? Bu Boğaz Hürmüz Boğazı. Osmanlı mimarisinin ilk altı minareli camisi hangisidir? Değerli dostlar Sultanahmet Camidir. Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılıyor biliyorsunuz. Türk şiirine kazandırdığı Mihriban, İsyanlı Suykut, Omuzunda Sevda Yükü adlı eseriyle tanınan şair kimdir? Abdurrahim Karakoç. Mustafa Kemal Paşa, Ataşı Militerlik görevini hangi yerde yapıyor arkadaşlar bu görevini? Sofya'da yapıyor. Bir diğer sorumuza geldik. 1940-1987 yılları arasında yaşayan 7 güzel adam şair, şairleri içerisinde yer alan işaret çocukları, menziller, korku ve yakarış gibi eserleri bulunan ünlü Türk edebiyatçısı kimdir arkadaşlar? Cahit Zarifoğlu'dur. TRT, Savunma Sanayi'nin Yalnız Dehaları isimli belgeselinin çekimlerine başlamıştır. Hangisi bu belgeselde konu olan kişilerden birisi değildir diye sorduk. Nuri Demirağ var, Nuri Paşa var, Vici Yürkuş var, Necmettin Erbakan var ama Kazım Karabekir yoktur. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan aşağıdaki tablolardan hangisine bir ziyaretçi tarafından kremalı pasta saldırısı düzenlenmiştir arkadaşlar? Mona Lisa tablosuna. Türkiye'de gece ziyaret edebilen, edilebilen tek ören yeri olan Efes Antik Kenti hangi ilde yer alıyor? İzmir'de yer almaktadır. Kaldırımlar, Çile, Reis Bey, Bir Adam Yaratmak gibi eserleri bulunan 1982 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Üstün Hizmet Ödülü verilen şair kimdir arkadaşlar? Necip Fazıl Kısakürek'tir. Hububat taneleri üzerine yapılan sadece mikroskopla görülebilen sanat dalı hangisidir arkadaşlar? Gubari hat sanatıdır. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu hangi ilde bulunmaktadır diye sorduk arkadaşlar. Uşak'ta bulunuyor. Dünya çapında prestijli restoran değerlendirme sistemlerimizden Michelin rehberinde eklenen ilimiz hangisidir arkadaşlar? İstanbul eklenmiştir. 2022 Nisan ayında İslam Medeniyetler Müzesi hangi ilde açılmıştır arkadaşlar? İstanbul'da açılmıştır. 2022 tarihinde yürütülen kazı çalışmasında 1800 yıllık kanalizasyon sisteminin ortaya çıkarıldığı Mastavro Antik Kenti hangi ilde bulunuyor arkadaşlar? Aydın'da bulunuyor. <laughs> Sadece Fırat Nehri kenarındaki sınırlı bölgede yetişen Mezopotamya sümbünü o koruma altına alan belediye hangi belediyedir arkadaşlar? Şanlıurfa Halifeti Belediyesi. 45 yıl sonra yeniden sinema severlerle buluşan Mustafa Akkad'ın yönetmeninin yaptığı film arkadaşlar Çağrı filmi biliyorsunuz ki cevabımız Çağrı oldu. İsamet'in doğuşu. Dünya tarihinde bilinen en eski oyunun adı hangisidir arkadaşlar? Bu oyunun adı Goymuş. Akademi ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçen oyuncu ise kimdir? Troy Kotsur. Bütün şiirlerini safahat attığı eserinde toplayan şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Türkiye'nin ilk kadın arkeolu kimdir arkadaşlar? Cevabımız Jale İnan. Bildim buldum oldum diyen ünlü mutasavvıf ve şair kimdir arkadaşlar? Hacı Bayram Veli. Türk motiflerini taşıyan yapımı 7 yıl süren Türk evi binası hangi şehre açılıyor arkadaşlar? Amerika'da yer alan New York şehrine. Laudikya Antik Kenti hangi ilde bulunmaktadır diye sorduk arkadaşlar. Denizli'de bulunuyor ya Karatepe Yazıtları nerede yer alıyor arkadaşlar? Karatepe Yazıtları Osmaniye'de yer alıyor. Resmi gazetede yayınlanan e, bu da arkadaşlar değişti. Maalesef ama yine de nerede olduğunu biliniz. Şuradaki son ibaresini kaldıralım. Dere Bucak Çamlık Mağaraları Milli Park arkadaşlar. Nerede yer alıyor? Konya'da yer alıyor arkadaşlar. Son Milli Park değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu soruları hazırlarken üst üste geldi. Maalesef arkadaşlar şu an Abant arkadaşlar Gölü. Onun da sorusunu var arkadaşlar ama Dere Bucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı nerede olduğunu sorabilir belki. Konya'da yer alıyor. Mevlid, Vesilet-i Necat gibi eserleriyle tanınan Osmanlı döneminde yaşayan mutasavvıf kimdir arkadaşlar? Süleyman Çelebi. Mukaddime ve Kitabul İber gibi eserleriyle tanınan modern tarih yazımının sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen düşünür İbni Haldun. Birinci Dünya Savaşı'na Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük bir başarı göstermiş olan mayın gemisinin ismi Nusret Mayın Gemisi arkadaşlar. 26. denemeye geldik. İnebol'dan Ankara'ya uzanan Türk Kurtuluş Savaşı boyunca cephanelerin cep, e, cepheye karnılarla ulaştırılmasında kullanılan yolun adı İstiklal Yolu. Birinci Dünya Savaşı'nda Anzakların savaştığı cephe hangi cephe? Çanakkale cephesi arkadaşlar. Vadedeki Zambak adlı eseri, eserleriyle tanınan, eseriyle tanınan dünyaca ünlü edebiyatçı kimdir arkadaşlar? Balzak. Balzak. Mehmet Akif Ersoy Türk milletine armağan ettiği için İstiklal Marşı'nı hangi eserine koymuyor arkadaşlar? Unutmayın safahata koymuyor. Manolya ve meyveler, karpuz dilimli ve üzümlü natürmort ve ağaçlar arasında karaca gibi tablolarıyla tanınan ressam kimdir? Şeker Ahmet Paşa. Türkiye'nin müze olarak yapılan ilk binası olan ayrıca Atatürk'ün naaşının 1953 yılına kadar geçici olarak konulduğu yer olarak bilinen müze Hangi müze? Etnografya Müzesi. Nerede yer alıyor? Ankara'da. Ankara'da yer alıyor. Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika'ya hediye edilen heykel özgürlük heykeldir. Endülüs Emevi Devleti zamanında yapılan El Hamra Sarayı'nı gezmek isteyen bir gezgin hangi ülkeye gitme, e, gitmesi lazım arkadaşlar? Bunu da güncele sorduk. Maalesef AYT'ye çıktı arkadaşlar. E, güncel bilgilerde bile AYT'de çıktı arkadaşlar sorulabilir mi? Tekrar sanmıyorum. Ama yine de aklınıza bulunsun. Nerede? İspanya'da yer alıyor. <laughs> yer altından notlar. Suç ve ceza adlı eserleriyle dünyaca ünlü edebiyatçı kimdir arkadaşlar? Dostoyevski. Dara Antik Kenti. Nerede yer alıyor arkadaşlar? Mardin'de yer almaktadır. Yeşil cami önü, mimozalı kadın ve silah taciri gibi tablolarıyla tanınan ressam kimdir arkadaşlar? Osman Hamdi Bey. Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında yer alan Rusya ile Amerika arasında coğrafi bir sınır konumunda olan Boğaz. Hangi Boğaz? Bering Boğazı arkadaşlar. Geldik 28'e. 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı'ndan bir gün önce Nusret Mayın gemisiyle mayın düşüyen Nusret Mayın gemisinin komutanı kimdir? Yüzbaşı arkadaşlar Tophaneli Hakkı Bey. Son milli park olan artık geldik arkadaşlar. Artık değişmez inşallah. Son milli park olan Abant e, Gölü Milli Parkı nerede yer alıyor arkadaşlar? Bolu'da yer alıyor unutmayınız. Son milli park budur. Sefiller Notre Dame'nin eserleri eserleriyle tanınan dünyaca ünlü edebiyatçı kimdir? Victor Hugo arkadaşlar. Aklıma ne geliyor? Hemen Recep İvedik geliyor. Çok sefiller. Arkadaşlar sefillik çekmiş. Oradan aklınıza gelebilir. İzleyenler bilir. Kurtarıcı, Kurtarıcı İsa heykeli hangi ülkede yer alıyor arkadaşlar? Brezilya'da yer alıyor. Rio'da. Avluda oturanlar, zeybekler ve Hatay'ın ana hasreti gibi tablolarıyla tanınan ressam. Hangi ressam? Arkadaşlar İbrahim Çallı. Mimarlarının Emin Onat ve Orhan Arda'nın olduğu 1953 yılının yanında tamamlanan eser. Hangi eser? kabir arkadaşlar. Emin Onat ve Orhan Arda mimarlarıdır. Geldik 29'a. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Burdur'dan arkadaşlar. Önemli çıkabilir. Bergama Antik Kenti arkadaşlar nerede yer alıyor peki? İzmir'de yer alıyor. UNESCO, Türk, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Türkiye'den ilk giren yapıt neresidir? Divri Ulu Camii ve Darüşşifas'tır. Zerzavan Kalesi ve Hevsel Bahçeleri hangi e, ilde arkadaşlar yer alıyor. Unutmayınız arkadaşlar Diyarbakır'da yer almaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan Savunmasında kullanılması için geliştirilen silahlı insansız deniz aracının ismi nedir? Sancar arkadaşlar. Temmuz 2021 tarihinde Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştiren devlet hangisi olmuştur? Özbekistan arkadaşlar olmuştur. Geldik 30'a. Türkiye'deki tarihi medreseleriyle bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Sondan gidelim. İnce Minareli Medrese Konya'da doğru. Buriciye Sivas'ta. Caca Bey Kırşehir'de. Çifte Minareli Erzurum'da. Yakutiye Medresesi arkadaşlar Erzincan'da değildir. Cevabımız aşık oldu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ağustos 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen devlet adamı kimdir arkadaşlar? Mahmut Özer. UNESCO Dünya Mirası listesine Türkiye'den son giren yapıt hangi yapıt? Arslan Tepe Hüyü arkadaşlar olmuştur. Dünyanın en büyük şelalesi olan Angel Şelalesi hangi ülkede yer alıyor? Amerika'da yer almaktadır. Bir diğer denememize geldik. <laughs> Gelmeden önce 5'teymişiz arkadaşlar. Bu soruda bir hata yaptık arkadaşlar. Çok e, kusura bakmayın. Dünyanın en büyük şelalesi Angel Şelalesi Venezuela'da arkadaşlar yer almaktadır. Unutmayınız Venezuela'yı. Kusura bakmayınız değerli dostlar. Türkiye'de bulunan önemli kanyonlar ile bulunduğu yer eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Vallahi Kanyonu Kastamonu'da, Ihlara Kanyonu Aksaray'da, İncesu, Çorum'da, Saklıkent, Muğla'da, Köprülü Kanyonu Adana'da değil arkadaşlar. 2024 yaz olimpiyat oyunları hangi şehirde yapılacaktır? Paris'te arkadaşlar yapılacaktır. Geldik 31. denememize. 2022 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda birinci bitiren ülke hangisi olmuştur arkadaşlar? Amerika olmuştur. Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önüne gelen isimlerinden olan Mescid-i Aksa'nın onarımını başarıyla gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektör, Rektörlük Binası'nı yapan mimar kimdir arkadaşlar? Bu mimar Mimar Kemalettin'dir. Dünyada tam onay alan ilk COVID-19 aşısı Pfizer-BioNTech aşısı arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Park Statüsü'nden çıkarılan yer neresi olmuştur? Göreme arkadaşlar göreme çıkarılmıştır. Türkiye'nin e, Türkiye önümüzdeki süreçte güvenliğini sağlamayı planladığı Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı hangi ülkede yer alıyor arkadaşlar? Afganistan'da yer almaktadır. Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı kimdir? Arkadaşlar Marie Curie. Marie Curie almıştır geldik 32'ye. Dünyanın en alçak seviyedeki gölü hangi göldür? Lut Gölü arkadaşlar. Bilinen en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali her yıl nerede nerede düzenlenmektedir diye sorduk. Amerika'da düzenleniyor bu festival. Bir diğer sorumuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Kimdir? Refik Saydam'dır. Bakın 1923'te arkadaşlar. Adnan adı var. Cumhuriyet ilan edilmeden önceki ilk sağlık bakanıdır. Biz Cumhuriyet ilan edildikten sonrakini soruyoruz. Refik Saydam'dır. Bunu unutmayalım. Bu ikisini karıştırıyorsunuz. Önceki videomuzda baya bir yorum gelmişti. Unutmayın Refik Saydam Cumhuriyet'ten sonraki ilk sağlık bakanıdır. Bunu asla unutmuyoruz. UNESCO'nun korumasındaki Cumalı Kızık Köyü nerede yer alıyor arkadaşlar? Bursa'da yer almaktadır. <laughs> Sibernet'in ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen, ünlü sanatçı Leonardo Da Vinci'ye ilham kaynağı olan Müslüman e, bilim insanı kimdir arkadaşlar? El Cezeri. IMF başkanı kimdir arkadaşlar? IMF başkanı Kristlean eee konuşamadım. Kristalina Georgieva arkadaşlar olmuştur. Huzur saatleri ayarlama enstitüsü e, ve beş şehir eserleri ile tanınan ünlü Türk edebiyatçı kimdir? Ahmet e, Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar. E, EKPS 2022'de 5 şehirdeki 5 şehri sordu. Arkadaşlar çok detay bence. Bunları da arkadaşlar e, tekrar sorar mı? Sormaz. Pontus kralları kralları kaya mezalları hangi ilde yer alıyor? Arkadaşlar Amasya'da yer alıyor. Afrodisya antik kenti nerede yer alıyor arkadaşlar peki? Aydın'da yer almaktadır. İmparatorlukları mezarlığı olarak bilinen ülke neresidir? Afganistan arkadaşlar. İlk kadın opera sanatçımız kimdir peki? Semiha Bergsoy'dur. Güneş sisteminde en fazla uyduya sahip gezegen kimdir peki? Satürn arkadaşlar. Eylül 2021 tarihinde bilim insanları güneş sisteminin dışında İnsan yaşamının mümkün olduğu birden fazla gezegen keşfettiklerini duyurdu. Bu gezegene verilen isim arkadaşlar bunu sorduk sizlere. Bakıldığı zaman buna verilen isim heyecan diye aklınıza kalabilir arkadaşlar. Hey Kane diye okunuyor galiba. Hay Sin diye de okunabilir. Mayıs 2022 tarihinde Samanyolu galaksisinin süper, süper dev kara deliği olan ve ilk kez görüntülenen görüntülenen kara, bu kara deliğe verilen isim hangisi olmuştur arkadaşlar? Sagittarius A arkadaşlar olmuştur. Avrupa'nın en büyük kara dinozoru fosili hangi ülkede keşfedilmiştir? İngiltere'de. Araştırmacılar tarafından 20 bin, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit ettikleri ve yeryüzünü binden en büyük bitkisi hangi ülkede keşfedilmiştir? Avustralya'da arkadaşlar keşfedilmiştir bu bitki. Nobel Fizik Ödülünü kazanan ilk bilim insanı William Rodsken olmuştur arkadaşlar. Tripolis antik kenti arkadaşlar nerede yer alıyor? Denizde yer almaktadır Tripolis. Geldik 35'e. Belleğin azmi tablosu ile tanınan kim arkadaşlar? Salvador Dali. Eylül 2021 tarihinde Time dergisinin bellediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasında tek Türk arkadaşlar Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı da ayrıca kim bu isim Fatih Birol. Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılan son devlet kim olmuştur? İran. Dünya sinema tarihinin en önemli filmlerinden olan Harry Potter serisini kaleme alan yazar hangisidir arkadaşlar? Rowling arkadaşlar Rowling olmuştur. Şu an izleyesim geldi Harry Potter'ı. Eylül 2021 tarihinde Amerika üyesi, Amerika nereden çıktı? AB üyesi ülkeler arasında tüm Covid-19 önlemlerini kaldırdığını açıklayan ilk ülke hangisi olmuştur arkadaşlar? Danimarka olmuştur. Dünya çapında en fazla kadın bakana sahip olan ülke arkadaşlar sakın Finlandiya demeyin Arnavutlukmuş arkadaşlar. Geldik 36'ya. Ne demişiz? Eylül 2021 tarihinde Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hangi ülkeyi 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu arkadaşlar? İspanya'yı yendik 6-0. Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim insanı kimdir? Arşimet bulmuştur. Ampülü bininci denemesinde icat eden bilim insanı arkadaşlar. Yılmamış. Bizler de yılmayacağız hiçbir zaman. Thomas Edison. Amerika Amerika'yı kuran ve Amerika dolarının üzerinde resmi olan devlet adamı kimdir arkadaşlar? Benjamin Franklin. Biliyorsunuz ki meşhur fotoğrafı. E, ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesini anlatan dünyanın en eski destanı hangi destan? Gılgamış destanıdır. Sumerlere ait. Dünyanın en eski basılı kitabı hangisidir arkadaşlar? Diamond Sutra. Diamond Sutra olmuş. 37'ye geldik. Az kaldı arkadaşlar biraz daha yolumuz var. Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı hangisi olarak belirlenmiştir arkadaşlar? Ne olarak Sultan Abdülhamit Han olarak belirlenmiş arkadaşlar? Alparslan değil. Cannes Film Festivali hangi ülkede düzenleniyor arkadaşlar? Fransa'da. Cannes. Leonardo Da Vinci'nin aşağıdaki kitaplarından hangisi? 48.4 milyon dolar ile Bill Gates tarafından alınarak bugüne kadar satılan en pahalı kitap olmuştur. Codex Leicester arkadaşlar bu kitabın ismi. Aspentos antik kenti nerede yer alıyor arkadaşlar? Antalya'da yer alıyor. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası, liste, mirası temsili listesine 2008 yılında ilk kez giren hangisidir arkadaşlar? Bakıldığı zaman mettahlık arkadaşlar geleneğidir. UNESCO tarafından somut olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mesir Macunu Festivali hangi kente düzenleniyor arkadaşlar? Manisa'da düzenleniyor her sene. Geldik 38'e. Soli, Pompeo, Polis Antik Kenti arkadaşlar peki nerede yer alıyor? Mersin'de yer alıyor bu antik kent. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılının ne yılı ilan etmiştir arkadaşlar? Süleyman Çelebi yılı ilan etmiştir. Cumhuriyet tarihindeki en büyük maden rezervi nerede arkadaşlar bulunmuştur? Elazığ'da. İnege Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımımız kimdir arkadaşlar? Fenerbahçe. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı hangi devlet adamıdır arkadaşlar? Ali Fethi Okyar. 2022 TÜİK verilerine göre en fazla ithalat yaptığımız ülke neresidir arkadaşlar? Bakın 2021'de arkadaşlar neresi olmuştur? 2021 yılında arkadaşlar Çin'dir. Bakın ben bunu sormuyorum. Şu an TÜ'ye girdiğimde arkadaşlar 2022 daha devam ediyor gerçi ama şu an Rusya arkadaşlar birinci sıradaymış. Bu soruya şu an kelimesini eklememiz lazımmış. Kusura bakmayınız arkadaşlar. 2021 yılında ise Çin olmuştur. Geldik 39. denememize. Saat yönünde dönen tek gezegen arkadaşlar nedir? Venüs'tür. Nisa Antik Kenti arkadaşlar nerededir? Aydın'da yer alıyor. Üzerinde Atatürk Zirvesi ve İnönü Zirvesi adıyla iki zirve bulunan dağımız hangisiydi arkadaşlar? Ağrı Dağı'ydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek öğretim kurumu hangisiydi arkadaşlar? Ankara Hukuk Mektebi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan önemli yapıtlarıyla yerlere işleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Ana harabeleri Kars'ta, Atluşaş, Çorum'da, Zeyukma, Antep, Gordiyon, Ankara, Çatalhöyük arkadaşlar e, Konya'da yer alıyor. <laughs> Kırşehir'de değil. <laughs> Kusura bakmayın. İlk kez 2022 yılında düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takım? Roma arkadaşlar olmuştur. Geldik arkadaşlar 40'a. Birleşmiş Milletler iyi niyet olarak e, ilan ettiği Türk kadın sinema oyuncusu arkadaşlar kimdir? Demet Evgar olmuştur. Avrupa Konseyi hangi ülkeyi üyelikten çıkarmıştır arkadaşlar? Savaş nedeniyle Rusya'yı çıkarmıştır. 94. Oscar ödül, ödüllerinde en iyi film ödülü hangisine verilmiştir arkadaşlar? Koda. Arkadaşlar Koda'ya verilmiş. 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen ilimiz arkadaşlar Konya'dır. Türk Soy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen kent arkadaşlar neresi olmuştur? Şuşa kenti. Osmanlı devletinde önemli yeri olan bilim insanları ile eserlere ilişkinleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk? Ebü'l-İdrisi Bitlis doğru, Miratül Memalik, Memalik, e, Seyyid Ali Reis, Cihan Nüma Katip Çelebi Kitab-ı Bahriye, Diri Reis, Muhammediye Ali Kuşçu'ya ait. Cevap aşık. Geldik 41'e. <laughs> Mart 2022 tarihinde Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Borat'tan hangisi durdurulma kararı alınmıştır arkadaşlar? Hangisi? Bakıldığımız zaman Yamal arkadaşlar. Bu karar alınmıştır. Türkiye'de 2022 Mart tarihinde gişe rekoları kıran film hangisi olmuştur? Bergen filmi. Mart 2022'de açılan 2023 metre ortak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü hangi köprü? Çanakkale 1915 köprüsü. Mart 2022'de sakin şehirler listesine giren yer hangi yer? Kemaliye Erzincan. 94. Oscar ödül törenlerinde en iyi erkek oyuncu ödülü kime verilmiştir arkadaşlar? Will Smith. Biliyorsunuz ki tokat olayı meşhur. 2022 yılının Mart ayında çıkarılan kanunla Seçim barajı yüzde kaç olarak belirlenmiş arkadaşlar? Unutmuyoruz. Yüzde yedi. 2022 yılında NATO Liderler Zirvesi'nin yapıldığı yer neresidir arkadaşlar? <laughs> Brüksel olmuştur arkadaşlar. Brüksel cevabımız. 2022 yılında profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan futbolcu unvanını elde eden kimdir? Cristiano Ronaldo arkadaşlar. 2022 yılında kalıcı yaz saat uygulamasına geçen ülke neresidir? Amerika. Mart 2022'de kadınlar sev şampiyonasında şampiyon olan voleybol takımı hangisi olmuştur? Vakıf Bank. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını hangi e, arkadaşlar şehir açmıştır? Berlin'i e açmıştır. Almanya. Ya. Almanya. Ya. 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası nerede yapılmıştır arkadaşlar? Macaristan'da yapılmıştır. Bunu da unutmayalım. 2022'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kilo erkeklerde Avrupa şampiyonu olan sporcumuz arkadaşlar Taha Akkül. 130 kiloda arkadaşlar Rıza Kayalp oldu. Bunların da cevabını silmeyi unutmuşuz. 2022'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo kadınlarda arkadaşlar Yasemin Adar. Unutmayın Yasemin Adar. Kaunos Antik Kent arkadaşlar Muğla'da yer alıyor. Geldik diğer sonra soruya. Türk Beşikleri olarak anılan müzik insanları arasında hangisi yer almaz diye sorduk arkadaşlar. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Cemal Kazım Akses var ama Osman Zeki Üngör yoktur. Dünyaca ünlü Davut heykeli hangi heykel tıraşa aittir diye sorduk. Kime aittir? Michelangelo'ya aittir arkadaşlar. Davut heykeli. Mustafa Kemal şapkayı ilk kez nerede tanıtmıştır arkadaşlar? Kastam Verem hastalığının etkeni etki etkeni olan tüberküloz basilini ilk kez bulan isim hangi isim? Robert Koch arkadaşlar bulmuştur. Türkiye'nin yerli otomobili olan TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş arkadaşlar. İlk modern olimpiyat 1896 tarihinde nerede düzenlenmiştir? Atina'da düzenlenmiştir. Uçakları askeri amaçlı kullanan ilk devlet hangi devlet arkadaşlar? Unutmayınız İtalya. Nerede? Trablusgarp Savaşı'nda. Türk Dil Kurumu'na eklenen yeni sözcüklerden yer yağı hangisi için kullanılıyor arkadaşlar? Petrol için kullanılmıştır. Geldik 45'e son arkadaşlar 6 denememiz kaldı. TDK'nın navigasyon kelimesi için belirlediği Türkçe kelime arkadaşlar nedir? Yol bul. Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan Boğaz arkadaşlar Magellan Boğazı. Türkiye'nin yerli otomobili olan Togun fabrikası arkadaşlar nerede? Bursa'da, Gemlik'te. Gemlik. Türkiye'nin 2023 Ocak ayında uzaya fırlatacağı yerli ve milli gözetleme uydusunun adı nedir arkadaşlar? İmece'dir. İmece. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yaptırılan ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası hangi müzeye dönüştürülmüştür diye sorduk. Cumhuriyet Müzesi'ne arkadaşlar. Birincisi ise Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne. Mağaradakiler Kırk Ambar bu ülke ve Umran'dan Uygallığa gibi eserleriyle tanınan ünlü Türk edebiyatçısı Cemil Meriç arkadaşlar. 1995 yılında gerçekleşen Kardak Kayalıkları krizi Arkadaşlar hangi devlette yaşıyoruz bu krizi? Yunanistan'la. Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela. Dünyanın en büyük sanat müzesi Lore Müzesi arkadaşlar nerede yer alıyor? Unutmayınız nerede? Fransa'da. Türkiye'de internet ilk kez hangi üniversitede kullanılmaya başlanmıştır arkadaşlar? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'da yer alıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Listesine Zanaat ve Halk Sanatları ile 2021 yılında dahil olan şehrimiz hangi şehrimiz? Bursa şehrimiz. Olimpiyat Oyunlarının simgesi arkadaşlar meşaledir. Antandros Antik Kenti arkadaşlar nerede yer alıyor peki? Balıkesir'de yer alıyor. 2021 yılında 36 milyon 36.988.563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı hangisi arkadaşlar? İstanbul Havalimanı olmuştur. Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk istihbarat gemisinin adı arkadaşlar nedir? TCG Ufuk. Amerika'da ilk defa belediye başkanlığı görevine getirilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı kimdir arkadaşlar? Tayfun Selen'dir. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde ilk kez bir robot insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirmiştir? Amerika'da. Germenika Antik Kent arkadaşlar nerede bulunuyor? E, unutmayın Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Geldi 48'e. Yer çekimini simüle eden yapan yapay ay e, inşa eden ülke arkadaşlar hangisidir unutmuyoruz arkadaşlar Çin. Teknofest arkadaşlar 2022 tarihler arasında nerede yapılmıştır? Azerbaycan'da yapılmıştır. Bizde Samsun'da düzenlenecek. Ayrıca Azerbaycan'da da yapılmıştır arkadaşlar. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti seçilen yer arkadaşlar Meksika'da bulunan Guadalajara seçilmiştir. 2023 Dünya Kitap Başkenti seçilen yer ise arkadaşlar Akra kentidir. Üzerinde sadece mutlu noveller yazan tarihteki ilk mesaj 121 bin dolara hangi, arkadaşlar, hangi ülkede satılmıştır bu arkadaşlar nerede satılmış bakıyoruz Fransa'da satılmıştır. Time dergisi 2021 yılında yılın kişisi olarak kimi seçmiştir arkadaşlar? Elon Musk. 49'a geldik. Arkadaşlar son iki denememiz. Biraz daha sabır. Dünyanın en büyük konteyner gemisi arasında yer alan Süveyş kanalına kanalında karaya oturtarak oturarak kanalı tıkayan geminin adı Ever Given gemisi. Orta Doğu ülkeleriyle başkentleri eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk arkadaşlar. Irak, Bağdat doğru. Kuveyt, Kuveyt başkenti Kuveyt arkadaşlar. Lübnan, Beyrut, Suriye, Şam doğru. Ürdün, Riyad yanlış arkadaşlar. Riyad, Arabistan'ı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin adı Donbas bölgesi krizidir. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen Devlet Aliyat eseriyle bilinen ünlü tarihçi yazar. Kusura bakmayın arkadaşlar zil çaldı kimdir arkadaşlar tarihçilerin kutbu? Halil İnalcık. Müslümanlarca kabul edilen ve Müslümanların ilk kabilesi olduğunu inanılan Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen bir gezin hangi şehre gitmesi gerekiyor arkadaşlar? Nereye? Kudüs'e. Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahala, Agra kentinde yaptırdığı yapıtın ismi Taç Mahal'dir. Son denememize geldik arkadaşlar. Bakıyoruz. Sorumuza Aykut Özdarelen Leli tarafından geliştirilen aşının adı Turkovak aşısıdır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan antik kent ile bulunduğu yer eşleşmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Balandos Uşak'ta, Didima e, Aydın'da, Kaunos Muğla'da, Anavarza Adana'da, Aizanay Manisa'da değil Kütahya'da bulunuyor. Nisan 2022 yılında resmi gazetede yayınlanan karar ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ihlara Vadisi, Ihlara Vadisi nerede yer alıyor arkadaşlar? Aksaray'da yer alıyor. Eşleştirmeyi sorduk arkadaşlar. E, ee, Düdüen Şelalesi Antalya'da mı bulunuyor? Evet. Sümele Manastırı Trabzon'da, Ani Harabeleri Kars'ta, Balıklı Göl, Urfa'da, Nemrut Dağı, Antep'te değil, Adıyaman'da. Derin Kuyu Yeraltı Şehri'ni ziyaret etmek isteyen bir turist kafilesi nereye gitmek zorunda? Nevşehir'e gitmek zorundadır. Nisan 2022 tarihinde Türksoy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen kent arkadaşlar Şuşa kentidir. Evet bu sorumuza birlikte de Dostlar 300 sorunun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar umarım sizlerin faydasını olmuştur. Bu 300 sorumuz tek bir videoda e, anlatmaya çalıştık e, fazla uzatmadan. E, umarım sizlere faydası dokunmuştur. İnşallah sınavda karşınıza gelir bu sorulardan toplamda 100 deneme yapacağız arkadaşlar kaldı. Ee, arkadaşlar 50 deneme onun da tamamını bitirdikten sonra tek bir video yine yaparız arkadaşlar 100 denemeden oluşan. Diyelim ve videoyu daha fazla uzatmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.